küçükken hatırladığımız en güzel anılar bir büyüğümüzü yetenek gerektiren bir oyunda yendiğimiz zamanlardır. Bunu çocuklarımızın kendine güven duymaları için özellikle yenilerek yaparız. Peki büyüdüğümüz ve yönetici olduğumuzda çalışanlarımız aynı başarıyı gösterdiğinde onların başarısıyla mutlu oluyor muyuz? Yoksa yöneticiler olarak otoritemizi, işimizi ve kendimize olan güvenimizi kaybetmekten mi korkuyoruz? Yetişkin öğrenme teorisine göre yetişkinler çocuklardan çok farklı şekilde öğrenirler. Bu tip bir öğrenmenin merkezinde kendine güvenmek yatmaktadır. Kendine güvenmek prestij ve öncelik elde etmekle kazanılmaz. Tercih şansı sunulduğu zaman kazanılır. Özellikle Y jenerasyonu kendine güven duyulmasını istemektedir. Bu jenerasyon koçluk tipi liderlikle seçim şansı tanınarak kendine inanılmasını ve güvenilmesini istemektedir. Koçlukta biz kendimizin ve karşımızdakinin yeteneğine, yapabileceklerine ve potansiyeline inanırız. Zayıf yönlere, problemlere veya geçmiş performansa odaklanmak yerine güçlü yönlere ve gelecek başarılara odaklanırız. Koçluğun ilk aşamasında farkındalık yatmaktadır. Bir şeyin farkına vardığımız zaman onu değiştirme şansına erişiriz. Farkındalığı arttırmak, hedefimizi ortaya çıkarıp ona daha derinden bağlanmamızı sağlar sorumluluk almak yüksek performans elde etmek için gerekli kritik bir koçluk ilkesidir. Fikir ve aksiyonlarımız için sorumluluk aldığımızda bağlılığımız artar, performansımız gelişir. Oksijen projesinde Google çalışanları koçluğu yöneticilerin sahip olmasını istedikleri en önemli özellik olarak belirtmişlerdir. En iyi performansın sergilenmesini istiyorsanız derin bir anlayışa sahip olmalı ve sürekli pratik yapmalısınız.